3. Mehmet Han 26 Mayıs 1566 tarihinde dünyaya geldi. 1595 yılında tahta çıkan 3. Mehmet ölümüne kadar padişahlığını devam ettirdi. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun 13. padişahı ve İslam camiasının 92. halifesi olmuştu. Ayrıca sancaktan gelip tahta çıkan son şehzade ve Kanuni Sultan Süleyman'dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişah olma özelliğine sahipti. Safiye Sultan'ın oğlu olan 3. Mehmet'in adı Fatih Sultan Mehmet'e benzemesi için dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından konuldu. Eğitimini Şehzadeliği döneminde İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmet Azmi Efendi gibi dönemin tanınan alimlerinden aldı. 1583 yılında Manisa Sancağı valiliğine tayin edilen 3. Mehmet, babası 3. Murat vefat edince Osmanlı tahtına çıkmıştı. Sultan Mehmet'in tahta çıktığı ilk an verdiği emir, en büyüğü 13 yaşında olan 19 kardeşinin ölüm emrini vermek oldu. Boğularak öldürülen 19 kardeşin cenazeleri devlet büyüklerinin katıldığı bir merasimle ve resmi törenle kaldırılmıştı. Bu olay tarihe Osmanlı İmparatorluğu'nun en korkunç olaylarından birisi olarak geçmişti. Bu olaydan dolayı halkın 3. Mehmet'e kin ve nefret duyduğu ve onu sevmediği rivayet edilir. Sultan 3. Mehmet, Osmanlı-Avusturya Savaşı devam ederken tahta geçmişti. Tahta çıkınca direkt Avusturya ve Eflak sorunuyla ilgilendi. 1595 yılında Estergon Kalesi Avusturya güçleri tarafından kuşatılmış. Sultan 3. Mehmet ve ordusu 40 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yardıma gitmemişti. Estergon Kalesi'ni savunan az sayıda Osmanlı askeri sayıca fazla olan Avusturya askerine direnememiş ve teslim olmuştu. Maalesef bu yüzden kale kaybedildi. Devrin kaynaklarına göre 3. Mehmet saf, kolayca inanmaya müsait, sakin ve son derece dindar bir padişahtı. Padişahın en büyük hatalarından birisi annesi Safiye Sultan'a körü körüne biat etmesiydi. O devirde başlayan Celali isyanlarını padişahın görevlendirdiği paşalar bastıramamıştı. Şehzade Mahmud'un babası 3. Mehmet'e "Beni serdar olarak Anadolu'ya gönderin, göreceksiniz ki kısa sürede eşkıya grubun hakkından geleceğim" dediği rivayet edilir. Padişah, oğlu Şehzade Mahmud'u gittikçe büyüyen ve Osmanlı Devleti'nin geleceğini tehdit eden Celali isyanını bastırmakla görevlendirdi. Padişah, daha sonra Safiye Sultan'ın "Eğer Mahmud isyanı bastırır ve geri dönerse, halk onu padişah yapar, bu senin sonun olur" sözlerine kanmış ve Şehzade Mahmud'un kendi saltanatına son vereceğini düşünerek oğlundan kurtulmayı planlamıştı. Kısa süre sonra ise bu sefer oğlu Şehzade Mahmud'u boğdurtmuştu. O, kehanetlere inanan bir padişahtı. Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczubun, "56 gün sonra başına gelecek kazadan kurtulamazsın, gafil olma padişahım" demesi 3. Mehmet'i çok etkilemişti. Yemeden ve içmeden kesilen padişah, 21 Aralık 1603 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.